Radyoaktif parçalanmanın kinetiği. Radyoaktif reaksiyonlar birinci dereceden reaksiyonlardır. Örneğin karbon-14 izotopunun bozulma reaksiyonu ve azot-14 izotopunun pozitron ile karbon-14'e dönüşme reaksiyonları birinci dereceden reaksiyonlardır ve reaksiyon hızları yalnızca bozulan izotopun sayısına bağlıdır. Birinci dereceden reaksiyonların hız denklemleri aşağıda görüldüğü gibi konsantrasyon üzerinden belirlenir. Bu formülde A0'ın konsantrasyonu başlangıç konsantrasyonudur. A ise T anındaki konsantrasyonu gösterir. Radyoaktif çekirdeklerin hızını veren formül ise atom sayıları üzerinden gerçekleştirilir. Na izotopun başlangıç sayısıdır. N izotopun T anındaki sayısıdır. Çekirdek reaksiyonlarında başlangıçtaki izotopun yarılandığı miktarı dikkate aldığımızda ve yukarıdaki formülü düzenleyerek yarılanma süresinin belirlenmesinde kullanabiliriz. Sonuçta birinci derece reaksiyonların yarılanma süresinin hesaplandığı bu formülü bulabiliriz. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.